Merhaba sevgili seyircilerimiz. Anadolu Erenlerinde yine birlikteyiz ve bugün sizlere Bilecik'e bağlı Yeni Pazar ilçesinin Çöte Mahallesi'nden sesleniyoruz efendim. Yeni Pazar, 2000 nüfusla yeni ilçe olmuş bir beldemiz. İlçenin etrafı adeta ayçiçek tarlalarıyla kaplı. Çöte Mahallesi eskinin köyü, şimdilerde ise Yeni Pazar'ın bir mahallesi haline gelmiş. Sokaklarında oynayan çocuklar, çeşme başında davar sulayan kadınlar karşılıyor bizleri. Temaşa türbesinin yerini soruyoruz. Hemen bir arkadaş rehber oluyor bize. Birlikte gelerek hem türbenin yerini gösterdi hem de aydınlattı bizi anlattıklarıyla. Kitaplarda Tomaşa olarak geçen, halkın Temaşa adını verdiği türbe, Yeni Pazar ilçesine bağlı Çöte Mahallesi'ne 2 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Tarlalar arasında çam ağaçlarıyla iç içe olan Temaşa türbesi maalesef bakımsız bir halde sevgili seyirciler. İçeride sanduka yok, ancak çeşitli yazılar var. Burada eskiden kabirlerin olduğu ancak zamanla kaybolduğunu söyledi bize rehberlik yapan arkadaş. Ve üzüldük tabii. Neden bu hale geldiğini sorduk kendisine. Eskiden bizim çocukluğumuzda aşağıya girilirdi, mezarlar vardı. Fakat defineciler bu mezarları hiçe sayarak, atalarımızın, dedelerimizin hiçe sayarak bütün gazdılar, para gayesiyle. Ve biz de bunların hakkından gelemedik. Beton atmak zorunda kaldık. Kapıyı kapatmak zorunda kaldık. Biz kapıyı kapattık ve bir yolda içeriye girdiler. İçeriden açtılar. Ve üzerine yeniden beton attık. Ne bileyim, bakımsız. Yani bakım da yok. Türbenin içinde ne vardı? Ne sarıklı taşlardan eskiden buralarda görülmemiş. Böyle ne bileyim. Her dedenin başına böyle sarıklı taşlarda yapılmış şeyler vardı. Yani çok muazzam bir şeydi ama şimdi bir şey kalmadı, bakımsız. Köylü de pek ilgilenmiyor. Hani ne bileyim, işinden gücenden. Yani, köylü buraya hiç uğrar mı? Uğrar tabii, uğrar. Hadireler zamanlarında pilav dökülür. Efendime söyleyeyim. Kalan zaman pek ilgilenen olmuyor ama işte atamıza, dedemize sahip çıkmamız lazım. Sağ olsun çevre insanlarının türbeye olan ilgisi daha fazla yok olmasını engellemiş. Her sene Mayıs ayının ilk haftası bazı hayırseverler burada pilav pişirip halka dağıtırlarmış. Biz de birer Fatiha okuyup ayrılıyoruz burada. Şimdiki istikametimiz ise Gölpazarı ilçesi. Evet değerli seyircilerimiz, bugün de böylece süremizin sonuna gelmiş olduk. Yarın inşallah aynı saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın diyoruz efendim ve Allah'a emanet olunuz.